Ezgi'yi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ezgi'yi yakından tanıyabilirsiniz. 28 Ocak 93 yılında Ankara'da doğdum. Ankaralıyım. 3 yaşından beri bale eğitimlerine başladım. Çünkü ayaklarda bir problem vardı. Böyle hafifçe içe basıyordum falan. Onu düzeltmek için başladık. Sonra bir baktım konservatuardayım. 12 yaşında konservatuara başladım. Hacettepe Konservatuarı'na. Hala 3. sınıf öğrencisiyim konservatuarda. Senin Bodrum Asıl'ınla birlikte tanıdık ekranda. Nasıl başladı oyunculuk süreci? Oyunculuk süreci tamamen tesadüf ve şans oldu benim için. Yazlığa gittiğimde halamların yazlığına menajerimle tanışıyorum. Ezgi'cim gel bir audition'a girelim diyor, deneme çekimine daha doğrusu. Benden olmaz, hani ben balerinim, ben yapamam gibi şeyler söylüyorum. Fakat kameranın karşısına geçtiğim an, audition'a geçtiğim an ve karşımızda Mehmet Hoca vardı, Bodrum Asıl'ın yönetmeni. Başladığım an bilmiyorum, şuramda hissettim ve başladım oynamaya. Ondan sonra dedim ki galiba yeteneğim var, evet, ve yapabilirim ben bu işi. Çok da severek yapacağımı düşündüm. Öyle de başladı Bodrum Masalı serüveni. Ne güzel, iyi ki de başlamış. İyi ki başlamış, çok seviyorum oyunculuğu. Timuçin Esen, Şevval Sam gibi oyuncularla rol aldın Bodrum Masalı'nda. Timuçin Esen son dönemde Müslüm Baba filmiyle çok güzel bir başarı da imza attı. Evet. Nasıldı Bodrum Masalı seti? Bize birazcık setten bahseder misin? Şöyle, ilk işimde gerçekten işinde çok iyi olan insanlarla çalışma fırsatım oldu. Nejat İşler'le tanışma fırsatım oldu ayrıca. O kadar iyi oyuncular ki hepsi. Gözlerinin içine baktığınız zaman duyguyu alıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz sahneyi zaten. Büyük şanslı benim için. İyi ki onlarla çalışmışım. Peki senin takip ettiğin diziler var mı hem yurt dışında hem Türkiye'de? Türkiye'de Ezel'i çok severek takip ettim. Aşk-ı Memnu'yu izliyordum. Tabii o zamanlar bale yaptığım için çok fazla fırsatım olmuyordu televizyon izlemeye. Ama tek takip ettiğim işler işte bir Ezel, bir Aşk-ı Memnu. Şu an Penny Dreadful'a takmış durumdayım. Yabancı dizi. Eva Green'e hayranlıyım zaten. Muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. Eva Green'e gelmişken sen aynı zamanda Eva Green'e de benzetiliyorsun. Ya. Nasıl düşünüyorsun bu benzetilme durumunu? Ne kadar büyük şans. Keşke benzesem ama bence benzemiyorum. Ben o kadar fazla benzediğimi düşünmüyorum. Kendimi benzetmiyorum. Anne Hathaway'e de benzetiyorlar. Ama Eva Green'e benzetilmek benim için büyük bir gurur yani. Ne kadar güzel. Senin peki hem yurt dışında hem Türkiye'de beğendiğin oyuncular var mı? Kimler onlar? Bir sürü var. Ryan Gosling, sonra kadın oyunculardan Anne Hathaway'i çok beğeniyorum son dönemde özellikle. Eva Green'i zaten beğeniyorum. Türkiye'de Haluk Bilginer'i çok beğeniyorum. Gerçekten çok fazla oyuncu var beğendiğim ama aklıma gelenler bunlar. Uğur Yücel'le zaten çalışma fırsatım oldu. Uğur abiyle de çok istiyordum. Şans. İkinci işimizde de Uğur abiyle çalıştım. Peki en çok birlikte rol almak istediğin oyuncu kim? En çok birlikte rol almak istediğim oyuncu Mert Kan diyormuşum, değil mi? Mert Kan gibi. En çok Haluk Bilginer'le de oynamak istiyorum karşılıklı. Yeni projelerin olacak mı bundan sonraki süreçte? Nefes nefese bittikten sonra tabii şu an görüşmelerimiz sürüyor. Bakalım, yakın zamanda zaten haberiniz olur ama şu an bir şey yok, henüz görüşmelerimiz var zaten. Son olarak tiyatro mu, dizi mi, sinema mı? Aslında hepsini çok seviyorum. Ama galiba sinema. Hepsini yapmak istiyorum, tiyatro da yapmak istiyorum ileride. Eğitim aldıktan sonra, sahne eğitimi özellikle. Oyunculuk zaten dizi sektöründeyim. Çok severek yaptığım bir iş ama sinema galiba en çekici gelen şu an sinema. Sinema projesini henüz rol almadın. Henüz almadım, evet. Peki sinema projeleri var mı beklediğim ya da... Görüştüklerimiz var tabii ki. Hepsini zamanı ver herhalde, yavaş yavaş göreceksiniz haberlerimi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler.